grup 2012'de çalışmalara başladı işte. 2012'de ilk sergisini Mixer Art Gallery'de, Bağlantısızlar sergisinde gerçekleştirdi. Şimdi grup Heyula adı olarak tekrar Neredeyiz sergisiyle Güneş Sigorta'da. Heyula'nın kelime anlamı da Farsça hayal etmek demek. Aynı zamanda korkunç bir hayal anlamına da geliyor. Yani bu çok işte arada kalan insanları aidiyetsizliği temelinde alıyor. Konsept olarak çalışmalarda da işte otomatizm ve spontane çizimler, yani spontane çalışmalar yer alıyor. Yani başlayıp bitiriyorsunuz, hayal ediyorsunuz. Bizim işimiz hayal etmek. İşte ülke olarak hiçbir yerde değiliz yani, biraz öyle görünüyor. Zaten o aidiyetsizlik temeli de orada var işte. O yüzden aidiyetsizlik diyoruz. Mekan kavramı yok, yer kavramı yok, yurt kavramı yok. Biraz da kaos ortamı hakim. Bize öyle geliyor yani, biz sanatçılar olarak bize öyle geliyor. 2012 yılı da Mixer Art Gallery'de Bağlantısızlar isimli bir sergide Cinnet grubuyla ortaya çıktı aslında. Orada 7 arkadaşla birlikteki yolculuğumuzda hayal ettiklerimizi, ürettiklerimizi ve yaşama dair, dünyaya dair kattıklarımızı, tepkilerimizi anlatmıştık. Burada ise neredeyiz'i sorguluyoruz. Heyula'nın bundan sonraki süreçlerde sergileri devam edecek. 2017'de bir sergimiz var. Onun dışında bu sergiye dair söylemem gerekirse bir düştü, bir rüyaydı buradaki olan her şey. Yaşamın içindendi, korkunçtu. İnsanların kendi aidiyet duygularının yok oluyor olması, dünyanın, evrenin, enerjilerin insan üzerindeki büyük etkilerinin doğuyor olması, bugünün koşullarına baktığında artık insanlar kendi özgür hayallerini dile getiremiyor olmalarına karşılık biz kendi dünyamızda bir hayali anlattık ve bu hayali korkunç ama iyimser bir hayal olarak tanımlıyoruz. Heyula Abdülkadir Avcı ile birlikte yolculuğuna devam edecek. Şizofren fikri 2013 yılında öncesinde, teknik olarak 2013'te başladı ancak öncesinde, 2,5 yıl kadar öncesinde bir akademisyenimizin bir paragraf yazısını okuduktan sonra etkilendiğimiz ve incelemeye karar verdiğimiz bir konuydu. İlk önce fotoğraf fikriyle başlayan bu çalışmayı daha sonra kendim İran'daki çalışmalarım dolayısıyla tanıdığım ressam arkadaşımla beraber birleşerek fotoğraf ve resimle beraber oluşan bir konsept haline dönüştürmek istedik. Siyah-beyaz tercihle yakın mesafeden açık diyafram kültürü ve Caravaggio ışık kültürüyle oluşturduğumuz fotoğraflarımıza İranlı ressam arkadaşlarımızın fotoğrafın ana temasından yola çıkarak değerlendirmesini istedik, yorumlamasını istedik. Ve sonuç olarak konseptimiz hazırlandı ve bitti. Bugün sergide sizinle buluşmak için bir araya geldik. Buradaki temel amacımız şizofrenin genel olarak yaşamındaki sıkıntıları biraz açmak, onların en azından beden dillerini biraz olsun ifade ederek toplumla paylaşma arzusu içerisinde olduk. Sosyal bir farkındalık yaratmak adına toplumumuzun bu konuyla ilişkili olarak daha farklı görüşlere sahip olabilmesini, en azından buna katkı sunabilmek adına bir araya geldik. Arkadaşlarım sağ olsun kırmadılar beni ve toplamda araştırma süresiyle beraber 5,5 yıl süren bir çalışma ve 3 yıllık teknik çalışma sonucunda şizofren bitti. Galeri Eksen'de bunu sizinle buluşturmak istedik. İranlı ressam arkadaşlarımızın yorumları yine siyah beyaz üzerinden ve ana tema berzah konusuna, şizofrenin berzah konusuna bağlı kalmak kaydıyla farklı yorumlarla serbest bir şekilde dile getirildi. Ki takdir ederseniz fotoğrafta belli sınırlar mevcuttur. Resmin sınırsız anlatım kabiliyetiyle söyleyeyim, dile getirmeye çalıştık. Umarım ki şizofrenin yaşamındaki sıkıntıların dile getirmesi bakımından ve konuya ilgi duyan insanlar bakımından istifade edilecek bir kaynak oluşturmuştur.
bir sanatçı imecesiyle de tekrar birlikteyiz. Çünkü bu kanal gerçekten sanatçıların imecesiyle var olmuş ve sanatçıların yardımlarıyla, sizler gibi sanatçıların, yani kanalın başlangıcından bu yana yapmış olduğu resimlerinizi, heykellerinizi, yapıtlarınızı bizlere armağan ederek, buradan bağışlayarak açtığımız bu imeceler vasıtasıyla, sergiler vasıtasıyla elde ettiğimiz gelirle bu duruma gelmiş bir kanalız biz. 16 yıldır sizlerin sayesinde ve tabii ki gönüllerimiz sayesinde yayınımıza devam ediyoruz. Ve bundan sonra da çok daha kaliteli bir şekilde yayınımıza devam etmek istiyoruz. Bunun için de sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Evet, biliyorum, her zaman destekliyorsunuz. Hiçbir zaman söylediğimiz sözler havada kalmıyor. Her seferinde bizim arkamızda oluyorsunuz. Televizyonumuzun arkasında oluyorsunuz. Ulusal kanalımızın arkasında oluyorsunuz. Ve bizler de olabildiği kadar sizlerin sesinizi ve Türkiye'nin gerçeklerini bütün halkımıza, bütün kamuoyuna, hem de dünya kamuoyuna ulaştırmaya çalışıyoruz ve ulaştırıyoruz da. Çok daha iyi yayınlarla, çok daha güzel yayınlarla, şeyde değil, sadece stüdyodan değil, stüdyo dışında da bizzat işte arkadaşlarımıza göndermek suretiyle hayatın içinden, hayata dokunarak yayın yapmak istiyoruz. Ve bu yayınları günü gününe size ulaştırmak istiyoruz. Bu bakımdan bu serginin, açtığımız bu imece, sanatçı imecesinin çok büyük bir önemi var bizim için. Lütfen ben bütün sanatçılarımıza, bağışta bulunan bütün sanatçılarımıza, geçmişte de bağışta bulunan sanatçılarımıza ve ulusal gönüllere binlerce defa şükranlarımı sunuyorum. Bir defa onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bunu bir defa daha söyleyeyim. Yani sizlerin haklarını asla ödeyemeyiz. Biz sizlerden istirhamım, lütfen resimlerimizi görün, sanatçılarımızın yapıtlarını görün ve lütfen kanalımıza destek olmak için bu yapıtlarımızdan alın gücünüz yettiği kadar. Sizlerden bunu bekliyoruz. Eğer bu konuda bize yardımcı olursanız, destek olursanız, bu kanalın sesi çok daha yür çıkacak. Bu kanalın istediği ya da bu partinin istediği demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin sesi çok daha iyi çıkacak. Atatürkçü kesimlerin sesi çok daha iyi duyulacak. Ve Türkiye'nin tekrar kuruluş felsefesine yönelik, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine yönelik dönemine dönmesi sağlanacak. Bu konuda sizlere söz veriyoruz. Çok daha iyisini yapacağız. Çok daha iyisini yapmak durumundayız. Çünkü bizlerin arkasında sizler gibi gerçekten her şeyini bu kanala feda eden, bu gazeteye feda eden, bu partiye feda eden çok değerli sanatçılarımız, çok değerli gönüllerimiz var. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Umarım bu sergiden iyi bir gelir elde edilir ve bu gelirle kanalımızın sesini çok daha gür, çok daha renkli bir şekilde bütün kesimlere sunarız. Tekrar teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Vallahi iyi bir dayanışma örneği. İnşallah başarılı sonuç alınır diye düşünüyorum. Ama ben bir seyirci olarak bakıyorum. Pek öyle resim sanatıyla ilgim yok. Sadece güzel resimleri severim, bakarım. Evde de bir iki güzel ünlü ressamların tabloları var. O kadar benim resim sanatıyla ilgim. Ben daha ziyade yazı üzerine çalışıyorum. Yazı üzerine. Ha, Ulusal Kanal benim sevdiğim bir kanaldır. Yani zaman zaman da Ulusal Kanal'da Kral Çıplak programına çıkıyorum. Valla işte 6 ayda bir falan ziyaret ediyorum Kral Çıplak'ı. Onu ve yani Ulusal Kanal izleyicilerinden de bir aylık soru alıyorum o program sırasında. Bilgisayarla, faksla filan herhalde bir sürü sorular da yolluyorlar. Mustafa Mutlu ile beraber, Mustafa Mutlu'nun programı biliyorsun. Genel hatlarıyla Ulusal Kanal tabii bir eğlence programı ve kanalı değil. Tamamen ciddi, ağırbaşlı bir kanal, haber ağırlıklı bir kanal. Siyasetle ilgilenenlerin okuduğu bir kanal. Ayrıca da muhalif olanların tabii. Muhalefeti de iyi yapıyor gibi geliyor bana izlediğim kadarıyla. Sanatçılar özverili insanlardır. Bir taraftan yaptıkları ürünlere
yüreklerini koyarlar akıllarıyla birlikte. Bir taraftan da nereye destek verilmesi gerekiyorsa oraya destek verirler. Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz mekanda da ulusal kanalın yaşaması, çok uzun yıllar yaşaması için desteklerini esirgememişler. Hepsinin ellerine yüreklerine sağlık. Heykeltıraşlarında, ressamlarında, baskı sanatçılarında hepsinin çok güzel bir etkinlik. Hem bir araya geldiler hem de böyle güzel bir oluşumda, güzel bir birliktelikte bir araya gelip ulusal kanala desteklerini vermiş oldular. Ulusal kanalın ben hem misafir olarak programlara çıkarım. Son derece beğendiğim programlar var. Onları seyrederim. Ulusal kanalın tutkunuyuz diyebiliriz. Serginiz de hayırlı olsun. Çok güzel bir sergi. Bunun devam etmesini diliyorum. Misafir olarak buradaki açılışa geldik. Çok hoşumuza gitti. Gayet güzel bir olay. Ayrıca çalışmalar iyi gidiyor. Günümüzde de oldukça olağan dışı gelişmeler var. Bu gelişmeler de inşallah gelecekte bu çalışmaların semeresini toplamak nasip olur. Çok başarılı, çok güzel eserler var. Gerçekten ulusal kanalın her anı topluma faydayla geçiyor. Doğru bilgilendirmeyle geçiyor. Güzel ve akılcı programlarla dolu dolu geçiyor. Ulusal kanal Türkiye'nin Atatürk'ün devrinden beri kurulmuş Cumhuriyet Türkiye'sinin en önemli son kalesi. Bu nedenle maddi manevi desteklenmesi şart. Bizi böyle güzel etkinliklerle buluşturduğu için ayrıca Bindallı Sanat Galerisi'ne ve diğer bütün katılımcı sanatçılara buna önderlik ettiği için de ulusal kanala sevgi ve minnet hissediyorum. Küçücük bir resimle ben de katkıda bulunmaya çalıştım. Dilerim satılır. Merhabalar, ben Tansu Beli. İyi ki ulusal kanalımız var. O da olmasa, bu kanalımız da olmasa, milli bayramlarımızı tamamen unutacağız. Çocuklarımız unutacak. Yani bu ülkemiz nasıl bu kadar vefasız insanların ülkesi oldu? 23 Nisan bayramlarımız, çocuk bayramlarımız ki dünyada ilk ulusal bayramdı, ilk çocuk bayramıydı. 19 Mayıs'larımız, 30 Ağustos'larımız ne yazık ki hem küçüklerimize hem büyüklerimize unutturuluyor. Ben bunun acısını çok duyuyorum içimden. Yeni bir kitap çıkarttım bu arada ben. Atatürk'ü unutma çocuğum diye. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Okullara elimden geldiğince ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü çocuklarımız artık Atatürk'ü tanımaz oldular. Bilmiyorlar. Ne Atatürk'ü biliyorlar, ne annesini babasını, ne yaptıklarını. Çanakkale Savaşı'nı anıyoruz. Çok güzel ama Kurtuluş Savaşı için hiçbir tanıtım yok. Hiçbir şey yok, etkinlik yok. Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği yerler tanıtılmıyor, anlatılmıyor. Yani bu çok acı geliyor. Ulusal kanal bunları duyurmaya çalışıyor. Elinden biliyorum. Onun için ulusal kanalı ben yürekten kutluyorum. Bir sanatçı olarak, bir yazar olarak ulusal kanala bağlılığım sonsuz. Ve Vatan Partisi'ne. Vatan Partiliyim zaten. Doğu Bey'i çok beğeniyorum. Ve Atatürkçüyüm. Çocuklarıma da, torunlarıma da bunu her zaman anlatmaya çalışıyorum. Bu bir imece sergisi. Yani farklı sanatçılardan toplanmış işler var burada. Herkes tabii elindeki işler içinden seçerek bir tane buraya vermiş durumda. Hemen şunu söyleyeyim. Birçok karma sergide görmediğim bir kalite burada var, bu sergide var. Dolayısıyla benim görüşüme göre burada bugünkü ressamlarımızın bir düzeyini görebiliyoruz. Ne durumda? Türk resminin yeri nedir, nerededir? Aşağı yukarı bir fikir edinebiliyoruz. Alıcıların, koleksiyoncular için de iyi bir fırsat. Burada alacakları resime hem iyi bir sanatçıya yatırım yapmış olacaklar hem de aynı zamanda bu serginin amacı ulusal kanala bir gelir temin etmek. Böylece ona katkıda bulunurlar. Benim görüşüm bunu yapsınlar. Çok iyi olur. Öneririm. İyi bir sergi sonuç olarak. Dünya sanatın üzerinde durur. Bu nedenle sanatçıların dünyayı ayakta tutması için böyle dayanışma içinde bulunması gerekiyor. Ulusal kanala yapılan
bu katkı gerçekten de anlamlı. Yani getirdiği maddi katkının ötesinde taşıdığı sembolik değerle sanatçıların dayanışması ve ulusal kanala destek olması asıl bu önemlidir. Bu desteğin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Çünkü bu kanal aynı zamanda sanatçıların kanalı, sanatın kanalı, gerçeğin kanalı. Yani sanat üzerine program yapan zannediyorum tek kanal, sanata bu kadar ağırlık veren de tek kanaldır. Bu dayanışmanın giderek sanatçılar arasından yazarlara ve meslek odalarında çalışan insanların arasına kadar indirilmesi lazım. Bu ulusal kanalı bir yukarı taşıyalım. Habercilik nasıl yapılıyormuş gösterelim diyorum. Bunun için de maddi imkanları düzeltmek lazım. Hayırlı olsun diyorum. Güzel bir yetkinlik. Ulusal kanal tabii ki bütün sanat etkinlikleri, siyasi olaylar, efendim ülkenin geneline baktığımız zaman nerede bir olay varsa ulusal kanal oradadır. Ve bu durumunu yıllardır korumaktadır. Ben ulusal kanalın 15 yıl programcısı olarak çalıştım. O yüzden ulusal kanalın adı üstünde Türk ulusunun gerçek kanalı olduğuna inananlardanım. Bütün olayları objektif verir, kendi yorumunu ayrıca yorumcularıyla açıklar. Haberlerde tarafsız, yorumlarda kendi inancını, her konuşmacı kendi görüşünü açıklar. O bakımdan benzersiz bir televizyondur. Bugünkü koşullarda Türkiye'nin beklediği bir televizyondur. Zaten izlencesiyle de bu özelliklerini hep gösterdiğini herkes biliyor. Ulusal kanal bir halk televizyonudur. Halkın gücüyle ayakta durmaktadır. Onun için halkımızın, ulusal gönüllülerin desteğine ihtiyacı vardır. Onun için bizim Atatürkçü, cumhuriyetçi, değerli Türk ulusunun insanlarını ulusal kanala destek olmalarını dilemek bizim de en doğal hakkımızdır. Tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Hayati Asıl Yazıcı olarak. Şimdi burada çok önemli bir sergi bu. Çünkü ulusal kanal Türkiye'nin milli medyası olarak gelir kaynaklarını ancak sanatçılardan ve vatanseverlerin katkılarıyla karşılıyor. Bu sergileri biz ulusal kanal olarak da uzun yıllar yaptık. Yani sanatçının ulusal seferberliği olarak. Bugün de çok değerli tablolar ulusal kanala, ulusal kanalın yayınını daha iyi yapabilmesi için ve ulusal kanalın büyümesi için yapıyorlar. Bu çok fazla örneği olan bir şey değil. Yani bir holding kanalı değiliz biz. O nedenle ulusal kanala tablolarını verenlere teşekkür ediyoruz. Ve size de başarılar diliyorum. Ulusal kanal elemanları olarak. Bu bir haber merkezi ile sanatçı dayanışması. Ulusal kanal ülkenin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, sıkıntılı yıllarda gerçekten çok önemli bir misyon yerine getiriyor ve halka doğru haberi ve gerçek muhalefetin sesini son derece süratle ulaştırıyor. Bu nedenle herkes elinde ne olanak varsa bana göre seferber etmeli ve bu değerli kanalın yaşaması, daha da güçlenmesi için ona destek olmalı. Gönüllülerimiz eğer imkanları varsa yeni gönüllülüklerle ve yeni gönüllülerle zinciri genişletsinler, halkayı büyütsünler ve daha yükseklere çıtayı taşımamıza yardımcı olsunlar. Ulusal kanal çıtası gerçekten yükseklerde olmayı hak ediyor. Daha yükseklerde olmayı hak ediyor. Ulusal kanal renkle, elle, terle yaratılan bir kanal. Ulusal kanalın temelinde ressamlarımızın, heykeltıraşlarımızın, yazarlarımızın, edebiyatçılarımızın, yani yaratıcılarımızın toplam olarak büyük emekleri var. Yaratıcılıkları var. Onun için onlara çok şey borçluyuz. Ve ulusal kanalda onlara layık olmaya çalışıyor. Onların renkleriyle Türk milletine, bütün dünyaya, dünya kamuoyuna o renkleriyle,
o emekleriyle ulaşmaya çalışıyor. Bu akşam çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Evet, Ulusal Kanal ta doğduğu andan itibaren biraz da böyle doğdu. Ebeleri burada katılanlar hep bir imece yoluyla gittik. Güzelliği de burada. Ulusal Kanal'ın haber aşkının dibinde de bu yatıyor. Kimseye bağımlı değil, başı dik haberler yapması, gerçeğe dayalı haber yapmasını işte buradaki konuklarımıza, bağışçılarımıza, bizlerle paylaşanlara borçluyuz. Daha güzel ulusal kanallar yapmak üzere yola çıktık. Bu da bir koşu bandı açtı bize. Hepsine teşekkür ediyorum. Ulusal Kanal bir imece konusu zaten. Sadece gönüllülerinin desteğiyle ve katkısıyla yaşayabilen, gücünü de bundan alan bir kuruluş. Şimdi bugün burada bunun da bir örneğini yeniden görüyoruz. Yine Ulusal Kanal'lı gönüllü olanların verdiği resimleri Ulusal Kanal gönüllüleri alıyorlar ve Ulusal Kanal'a böylece bir katkı oluşturuyorlar. Ne mutlu böyle bir dayanışma içerisinde böyle bir kanalı uzun yıllardır devam ettirebilmek, yayınları özgürce, Türkiye'de hiç yapılmadığı şekilde, hiçbir baskı etki altında kalmadan, havuzun içine girmeden, tamamen havuzun, herhangi bir havuzun içinde olmadan bu şekilde devam ettirebilmek. Bu katkılar devam ettiği sürece de Ulusal Kanal görevini yapmaya devam edecektir ve Türkiye'nin vicdanı, sesi, soluk bol, nefes, cumhuriyetçilerin nefes borusu olmaya devam edecek. Çok güzel. Ulusal Kanal'ın yaşaması için toplumun her kesiminin bir takım katkıları gerekiyor. Hele hele bunlar sanatçı olursa olağanüstü. Çok güzel bir ambiyans var. Ben buraya katkı koyan bütün sanatçı arkadaşlarıma, bu camianın, bu ailenin bir parçası olarak çok teşekkür ediyorum. Umarım çok olumlu sonuçları olacak. Burada birbirinden değerli resim sanatçılarımızın, heykel sanatçılarımızın Ulusal Kanal için bir imajesi var. Aslında Ulusal Kanal'ın ruhuna en uygun şey bu. Hem sanat hem imece. Ulusal Kanal güzel günleri, Türkiye'nin özgürlüklere ulaştığı, bağımsızlığını kazandığı o güzel günlerin yayınlarını yaparken hep sanatta, sanatçılarla, üreticilerle iç içe oldu. Bugün de çok birbirinden çok değerli ressamlarımız, heykeltıraşlarımız Ulusal Kanal'la dayanışmak için, Ulusal Kanal'ı daha iyi bir noktaya taşımak, daha etkili yayınlar yapmak için Ulusal Kanal'la omuz omuza verdiler. 25 Mayıs'a kadar açık olan bu sergide bize eserlerini veren, eserlerini Ulusal Kanal adına buradaki sergiye bağışlayan bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Onların her bir eseri Ulusal Kanal'a kamera olarak, ses mikseri olarak, mikrofon olarak geri dönecektir. Kimsenin görmediği, duymadığı, görmezden geldiği olayları Ulusal Kanal gümbür gümbür işte bu sanatçılarımızdan aldığı destek de yerine getirecektir. İzleyicilerimiz de hem Ulusal Kanal'ın merkezine, bu İstiklal Caddesi'ndeki deva çıkmazına davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Bu sergiyi dolaşsınlar. Burada bir imece var, bir dayanışma var. Güzel günler için dayanışma var. Ulusal Kanal için dayanışma var. Bu sergiyi yaratanlara da, bu sergiye gelip gezip ürün alarak, buradan resim alarak, sanat eseri alarak Ulusal Kanal'ı büyütenlere de yürekten teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde görevdeyiz ve görev başında olmaya devam edeceğiz. Üç defa geldi. İyi, hepsi iyiler. Harikalar.
Kalbimizin yarısını bir Eskişehir Fahri hemşerisi gibi ve Eskişehir sevdalısı gibi burada bırakıp gidiyoruz. Buna yemin olabilirsiniz. Eskişehir kendine has bir kent. Hatta şöyle söyleyebilirim. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız yakın zamanlarda Yüce Atatürk'ümüzün Cumhuriyet'inin ilan ettiği günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşma vardı. Bu konuşmada şunu söylüyordu. Ey Türk milleti diyordu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Ne demek istiyordu acaba Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Bence şunu demek istiyordu. Eğer çağdaş bir kent, çağdaş bir kültür, çağdaş bir ülke ve gelecek yaratmak istiyorsanız, aklın ve bilimin özgürlüğünde yol alacak ve bu uğurda mücadele edecek insanlara ihtiyaç var. Bunların birlikte çalışmasına ve işbirliğine ihtiyaç var demek istiyordu. Şöyle bir düşündüğümüzde ve ülkemizin bu karanlık ve karamsar atmosferine baktığımızda şöyle düşünmekten de kendimi alamıyorum. Galiba Türkiye'deki iller içerisinde Atatürk'ün mesajını en iyi anlayan Eskişehir'dir diye düşünüyorum. Bu açıdan bu mesajı doğru anlayan ve bu güzellikleri yaratan ve emek veren yüce gönüllü insanlara, güzel gönüllü insanlara ve cesur yürekli insanlara teşekkür ediyorum. Bu konuda
Elbette ki çok fazla şeyler söylenebilir ama açılış sırasında ben çok da fazla uzatmak istemiyorum. Değerli dostlarım adına bu çalışmayla ve bu kentin oluşumunda güzellikleri yaratan çok değerli insanlara bir kez daha teşekkür etmek isterim. Sayın Başkanımız Ahmet Ataç Beyefendi'ye, Numan Hocama, sevgili Numan Hocama, Banu Hanım'a ve belediyenin sevgi dolu, güzel yürekli, becerikli, çalışkan personeline bize gösterdikleri yakınlıklardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ve bütün arkadaşlarım adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Son bir cümleyle kapatmak isterim. Bir müzeci kimliğiyle, bir dünya gezgini kimliğimle aynı zamanda gittiğim bütün ülkelerde, kentlere şöyle bir baktığımda görüyorum ki kentlerde yaşayan insanlar yaşadıkları kentlere benziyorlar. Ama aynı insanlar kentleri de kendilerine benzetiyorlar. Ne güzel ki siz hem bu güzel kenti yaratmışsınız hem de bu kent size benzemiş. Bu kentin varlığı hep sürsün. Bir taraftan da şunu düşünüyorum. Acaba Nasrettin Hoca gibi Eskişehir'den bir maya alsak da Türkiye'nin bütün illerine bir maya tutsak olur mu diye düşünüyorum. Tabii ki bu bir fantezi, bir espri. Biliyoruz ki gelecek günleri yaratmak, aydınlık günleri yaratmak, güzel yürekli, cesur yürekli insanların ortak çabasına, mücadelesine bağlı. Bu uğurda Eskişehir bir örnektir diye düşünüyorum ve bütün illerin bundan örnek almasını, model almasını diliyorum. Son bir cümleyle de bir müzeci kimliğimle açılacak olan, kurulması düşünülen olan müzenin en kısa zamanda kurulması ortak dileğimiz, bütün sanatçılar adına ortak dileğimizdir. Sevgili sanatsever dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tabii güzel günler çabuk bitiyor. Tabii her şeyin bir sonu var ama güzel günler çabuk bitiyor. Sanki dün başladık, bugün bitti gibi. Yani gözü açıp kapayıncaya kadar geçiyor bu güzel günler. Bugün tahmin ediyorum 35 eser sergileniyor. 29 sanatçımız tarafından yapılan. Koleksiyonumuz herhalde 355 civarında bir sayıya ulaşıyor. Görüyorsunuz eserlerin hacimleri, ebatları çok büyük ve güzel eserler. Hepsi birbirinden güzel eserler. Bunun işte 4 gün içinde, 5 gün içinde yapılması çok önemli. Bu işler yapılırken alt tarafından sanatçılarımızın izlenmesi güzel. Çünkü her fırça darbesi bence sanatın bir notası gibi insanlar tarafından algılanıyor. Çok önemli bir fırça darbesi bence. Şehrimiz güzel. Çok teşekkür ederim sevgili Kadir arkadaşımıza. Eskişehir bir cumhuriyet kenti, bir Atatürk kenti. Atatürk en çok gittiği illerden bir tanesi. 22 kez gelmiş Eskişehir'e. Tabii bu 22 kez gelmesinin nedeni var. Eskişehir'e özel bir sevgisi olduğu için. Hatta çok iyi de bilmiyorum ama Eskişehir başşehir olarak düşünmüş. Ama işte Eskişehir işgalinden sonra geri çekilmek zorunda kalmış. İşgal edilen bir kent başşehir olması çok zor tabii. Ama Eskişehir'in işgali Eskişehir'den sonrasının bir sibobu olmuş. Yani ondan sonra işte Palatlı'ya doğru gidilip ama geri dönülmüş. Yani Eskişehir burada bir ciddi bir baraj olarak rol oynamış. Kurtuluş Savaşı'nın önemli noktalarından bir tanesi. Biliyorsunuz 1. İnönü, 2. İnönü Savaşları. Tabii Eskişehir'in yine Nasrettin Hoca ve Yunus Emre özelliği var. Ama bence frikler çok önemli Eskişehir'in hayatında. Bütün kavimler Anadolu'ya doğudan girerken frikler batıdan gelmişler ve Eskişehir civarına yerleşmişler. Tahmin ediyorum Eskişehirliler friklerden çok şey aldı. Onlar da çok farklı şeyler yapıyordu. Bugün Eskişehir'imizde de çok farklı şeyler yapılıyor.